Evet, deneme çözerken neye dikkat etmeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, YKS denemelerinde birçok kişi YKS sırasında heyecanlanıyor, heyecana kapılıyor. Bunun asıl sebebi %99 şu olarak söylüyorum ben. O da normalde deneme çözme alışkanlığı kazanmamış kişiler. YKS'de, gerçek sınavda YKS'de büyük bir heyecanlama içine girerler ve büyük bir heyecan yaşarlar. Bu da onların aleyhine olan bir durum haline gelir. Şimdi arkadaşlar, bir de şöyle bir durum var burada. Bu durumu nasıl yöneteceğiz? Bu videoda ben bunu söyleyeceğim. Bu da kısa bir videom olacak. Bu durumu halletmemizin en büyük nedeninin bir tanesi heyecanımızı yenmemizdir. Genel hayatımızda ve sınavlarda ve denemelerde. Heyecanımızı yenmek için yapacağımız öncelikli iş kendimize güvenmek ve kitap okumaktık. Kitap okuma alışkanlığımız yoksa heyecanımızı bence yenemeyiz. Bu benim kanaatim. Öncelikle kitap okuma alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Günlük yarım saatin altına düşmemek kaydıyla. Daha sonra bu alışkanlığı devam ettirip güzel bir şekilde dereceler yakalamamız gerekiyor ki heyecanımız yendiğimiz zaman özgüvenimiz yerine geliyor. Özgüvenimiz yerine geldiği zaman da maksimum bir şekilde doğru yapmaya başlıyoruz sınavlarda ve maksimum bir şekilde başarılı olmaya zaman içerisinde ulaşıyoruz. İşte bizim en büyük yapmamız gereken en büyük işlerin bir tanesi de bu. Diğeri ise şu. O kadar heyecanlanan, şimdi eskiden beri süre gelen bir alışkanlık var. Bir laf var. Daha çok hocalarımız kullanırdı bu laf. Önceden bizlere. Sınavda normal okul sınavlarından bahsediyorum ama YKS'den falan değil. Evet arkadaşlar, işte sınavda zaten hani bir şeyler bilen kişiler, bir şeyler anlayan, bilen, yapabilen insanlar heyecanlanmaz. Sınav kağıdı önüne geldiği zaman direkt sınav kağıdını doldurur ve hocaya vermektedir. Dolayısıyla heyecanlanmadan bu işi halleder, bu işi bitirebilir. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamaz diye bir laflar var saygıdeğer hocalarımızın. Sürekli çocukluğumuzdan beri bunları söylüyorlar. Belki fark etmişsinizdir, belki fark etmemişsinizdir. Bu sizin bileceğiniz iş. Ama böyle bir durum söz konusudur kesinlikle. Bu durumun ben doğru olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi birbirini tetikleyen unsurlar. İşte özgüveninizi kazandığınız zaman, kitap okumaya başladığınız zaman bu sefer çalıştığınız derslerden de verim alacaksınız. Şimdi ders herkes çalışır. Ders herkes çalışır, herkes çalışabilir. Ama buradaki handikap şudur. Herkes mesela herkes hukuk kazanamaz, herkes sağlık kazanamaz. Herkesin hedefleri, planları, hayaller olur. Herkes belli başlı şeyleri kazanabilir. Herkesin seviyesi, kapasitesi zaten bellidir. Onu isteyen onu kazanır. Ama şöyle bir durum var burada. Bunu asla unutmamız gerekiyor. O da şu. Seviyemize göre çalışmak ve öncelikle yaptığımız işi bir sevmemiz gerekiyor. Yaptığımız işi sevdikten sonra, sevmeye başladıktan sonra başarılı olabileceğimizi aklımıza getirdiğimiz zaman ondan sonra verimli bir şekilde çok çalışmaktan ziyade saatlerini çalışıp kendimizi sıkmaktan ziyade kendimizi bunaltmaktan ziyade mesela çalışmayı biraz %100 demiyorum, biraz minimuma düşürüp, tamam mı? Biraz minimuma düşürüp maksimum verim almaya çalışıp derslerimize odaklanmamız gerekiyor. Derslerimize çalışmamız gerekiyor. Yapacağımız en büyük mesele burada bu. Herkesiniz. Burada bu. Bunu öncelikle bir halletmemiz gerekiyor. Tamam mı? Daha sonra zaten denemelerde olsun heyecanlanmalarımız gidecek. Ve heyecanlanmalarımız gidince bildiklerimizi daha çok sergileyebileceğiz. Ve başarıya gelecek o zaman. Dedik ya işte birçok insan heyecanlandığında yapamıyor bir şeyler. Evet. Birçok insan heyecanlandığı için bazı şeyleri kaybediyor. Önce heyecan atacağız dedik. Kitap okuyacağız dedik. Zaten ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Normalde okumakla alakası yok. Normal bir insan. Her insandan bahsediyorum. Kişi, mesleği, unvanı ne olursa olsun önemli değil. Normal bir insan zaten hayatta kitap okuması gerekiyor. Günlük en az yarım saat. Günlük olmasa bile her iki üç güne bir kitap okuması gerekiyor. Okuduğum kitap olması gerekiyor. Hayatı sevmesi için. Konumuza dönecek olursak YKS öğrencileri kesinlikle ve kesinlikle günlük okuması gerekiyor. En az yarım saat. En az.
Bu her şeye faydalı oluyor. Bugün özgüven kazanmana yardımcı oluyor. Kitap sorular daha iyi anlamana yardımcı oluyor. Daha iyi yapmana yardımcı oluyor. Netten yüksek mesela zaten yardımcı oluyor. Her şeyine yardımcı oluyor. Zararı yok. Yani her şeyine yardımcı oluyor. Her şeyi ölçülü bir şekilde yapmayı öğrenmemiz gerekiyor ki. Ondan sonra deneme geldikten sonra zaten verimli çalıştığım için verimli çalışmayı öğrendiniz ya mesela. Deneme önünüze geldi. Hafta sonu deneme yapacaksınız tamam mı? Deneme yapmaya oturdunuz. Masaya oturdunuz. 3 saat boyunca, 2,5 saat boyunca saat neyse o masadan kalkmayacaksınız. Ve özgüveninizi kazandınız. Bilgilerinizi aldınız. Denemeye başlayacaksınız tamam mı? Neyse yapmaya başladınız işte bakıyorsunuz. Kafanız rahat olacak. Niye? Daha önce verimli çalışmışsınız. Bir şeyler öğrenmişsiniz. Biraz özgüven olur. Cesaretli olacaksınız. Sakin yapacaksınız. Geçecek. Yapacaksınız. Geçeceksiniz. Yapacaksınız. Geçeceksiniz. Çıkabildiğiniz kadar net çıkartacaksınız. Normal kendinizin yaptığı denemle. Sonra 7 ay sonra, 8 ay sonra, 1 sene sonra sınav zamanı geldiğinde sınavın denemesinde aynı şekilde performansınızı gösterip bu işin içinde de çıkmayı başarmanız gerekiyor. Hepsi bu kadar. Sağ olun, var olun. Anlattıklarımdan inşallah bir şey anlamışsınızdır. Sizleri çok sevdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Kalın sağlıcakla.